İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye'nin görünmezleri mevsimlik tarım işçilerinden bahsedeceğiz. Yanımızda Pınar Uyan, akademisyen Pınar Uyan ve akademisyen Emre Erdoğan var. Bildiğiniz üzere göç eksenindeki programları İstanbul Bilgi Üniversitesi göç çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi ile birlikte yürütüyoruz ve kendilerinin bu mevsimlik tarım işçileriyle olan çalışmasının günün anlam ve önemine de çok uygun olduğunu düşündüğümüz için kendilerini hem bu çalışmayı dinlemek hem de Türkiye'deki mevsimlik tarım işçilerini ve oradaki emek durumunu tartışmak üzere kendilerini buraya stüdyomuza davet ettik. Öncelikle hoş geldiniz. Aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çalışmanız ben kendim büyüdüm demiyorum. Bunun detaylarına birazdan gireceğiz ama öncesinde isterseniz konuya aşina olmayan izleyicilerimiz için Türkiye'deki mevsimlik işçi, mevsimlik tarım işçisi nedir, neyi kapsar, o kapsamda bir konuşalım isteriz. Ben teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Hani 1 Mayıs için bence de gerçekten çok uygun bir konu. Çünkü bu çalışma ve insan onuruna yakışır bir çalışma koşulu. Aslında hepimizin özellikle 2017 yılı gibi artık medeniyetin geliştiği, modernleşmenin işte hatta postmodernliğin bile bir biçimde eleştirildiği ve bittiğini düşündüğümüz bir noktada ne yazık ki hala çok zor koşullarda çalışan bir gruptan bahsediyoruz ve başlıkta da söylediğiniz üzere pek de görülmeyen bir gruptan bahsediyoruz. Bu çalışma süresince ve daha önceki çalışmalarda da mevsimlik tarımda çalışan işçilerin koşullarını dillendirmek ve duymak çok fazla olan bir şey değil. Bizim açımızdan önemli bir çalışma şu anlamda Adana'da odaklandı bu çalışma ama bu Adana üzerinde konuşacağımız, detaylarını anlatacağımız öykü aslında Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleşiyor. Üründen ürüne bir yolculuktan bahsediyoruz. Dönemsel olarak toprağın ekimin ihtiyacına göre tarım işçileri çalışıyor. Ama sadece tarım işçileri değil, aslında bu bir aile yolculuğu. Hı hı. Bütün aile çoğu zaman beraberce bu yolculuğa çıkıyorlar ve bütün aile neredeyse işte gücü yettiği zaman çocuklar da bu sürecin içindeler. Hı. Çalışma olarak da eğitim hayatından kopma şeklinde de. Her ürünün koşulları farklılaşabiliyor, her ilin koşulları farklılaşabiliyor. Ama ortak bir öykü, barınma koşulları da başta olmak üzere insan onuruna yakışır bir işçilikten bahsedemiyoruz, bir çalışma koşulundan bahsedemiyoruz. Ve belki yine 1 Mayıs çerçevesinde çok genele dair söylemek gereken bir şey, hani sözleşmenin iki tarafının eşit bir biçimde pazarlığa oturduğu bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani işte ta İrlandalı köylüler için Green'in söylediği bir cümle var. İnsanların başka bir seçeneği yok ve bu koşullarda yaşamaya mecbursa o zaman bir müdahale gereklidir. Bu toplum için, devlet için bir görevdir gibi. Bizim de mevsimlik tarımda, gezici ve geçici konumdaki mevsimlik tarımda çoğu zaman işçilerin, işçi ailelerinin, bu sürecin içindekilerin başka bir alternatifi kurgulayamadıklarını ve bir kısır döngünün devam ettiğini görüyoruz. Evet. Bu yüzden de bu koşulların ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Mekanizmasını, politik ekonomisini çok iyi anlamamız gerekiyor. Ve neleri nasıl değiştirebiliriz? Çünkü aslında birçok yerdeki sunumumuzda söylediğimiz gibi kendileri de dahil olmak üzere çoğu kişi bu koşulların değişebileceğine, farklılaşabileceğine, başka bir tür çalışma yaşamının, başka bir tür barınma koşulunun mümkün olabildiğini düşünmüyorlar. Evet. O yüzden de hep beraber bir ortak akılla düşünmeye ihtiyacımız var. Her ne kadar mevsimlik desek de çalışmanıza baktığımız zaman aslında 20 senedir bu işin alından çıkamayan, evet, daha 20 senedir bu ailecek bu işi yapan umutsuz bir kesim de var açıkçası. Yani bu gezici geçicilik aslında önemli bir nokta. Çünkü bir kısmı zaten kalıcı Adana özelinde %30'a yakını ama onun dışında da süreç sürekli devam ediyor. Yani tamamen işte bir yıl yapıp çıkmak değil de dediğiniz gibi çok yoğun bir kısmı bu işi dededen toruna devam, evet, ettiriyorlar. Çok iyi anlıyorum. Peki bunun ekonomi politikası nasıl oluyor? Yani bu işin arka planında neler dönüyor ki insanlar bu çarktan çıkamıyorlar? Çok önemli bir soru şimdi bu Çukurova dediğimiz zaman, mevsimlik tarım dediğimiz zaman kadim bir mesele aslında. İşte kitap olarak baktığınızda 19. yüzyılda pamuk tarımının, evet, gelmesiyle başlayan bir şey. Gerek Mısır'daki değişiklikler, gerek Amerika'daki değişikliklerden dolayı orada da bir iş gücü açığı doğmuş. O gelmişler, çalışmışlar. Nerede, ne zaman baksak bir Yaşar Kemal, bir Orhan Kemal parantezinde, evet, anlatıyoruz gibi, evet, gözüküyor ama değişen çok şey var. Öncelikle bir şunu söylemekte fayda var. 1950'lerde tasvir edilen durum hala devam ediyor. Hı-hı. Çok büyük fark yok. Ama
Türkiye'nin geldiği yer gözüne tutulursa göreli bir gerileme var oradaki insanların yaşam kalitesine. Oradaki insanlar 1950'lerdeki tarım işçilerinden çok daha farklı bir yaşam kalitesine sahip değiller. Ama Türkiye'nin nereye gittiği gözüne tutulursa çok ciddi bir geri kalmışlık artarak acıyor. Ama burada önemli şeylerden biri şu, klişe olarak orada bir pamuk tarımı var, pamukta çalışan işçiler var diye düşünüyor, öyle değil. Hı hı. Aslında Pınar'ın bahsettiği çok boyutlukta buraya geliyor. Evet, fındıkta da mesleki tarım var, evet. Narenciye'de de var. Yani Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bir mesleki tarım işçisine ihtiyaç var, tarım işçi. Burada açıkçası resim tek boyutlu değil. Gerçekten ama Adana ve Çukurova'nın özelliğinden geliyor. Çukurova'da çok sanayileşmiş, kapitalizme entegre olmuş, ihracata yönelik bir tarım var. Onu bir kenara alalım. Evet. İşçilerin ama çok azı burada çalışıyor. Yani burada portakal, narinci özellikle buraya baktığın zaman seracılık vesaire vesaire bunlar bir katma değeri yüksek ürünler. Katma değeri yüksek ürünlerde de çok fazla çalışan tarım işçisi yok. Daha doğrusu tarım işçilerinin çoğunu orada çalışmıyor. Onlar nerede çalışıyor dediğimiz zaman resim daha dramatik hale geliyor. Onlar kavundu, karpuzlu, domatesli, biberli, patlıcan gibi katma değeri düşük olan ürünlerde çalışıyorlar. Ve çok zor koşullarda çalışıyorlar. Geliyorlar, işte, geri gelince söyleriz haftanın 7 günü, günde 10 saat, 11 saat güneş altında tarlada çalışıp o domatesin tozu, patlıcanın tozu, biberin tozunu yutarak, kavunla uğraşarak vesaire vesaire çalışıyorlar ama domates dediğimiz ürün işte toptana gittiğinde kasası 2 lira olan bir ürün. Çok büyük para bırakan bir ürün değil. Şimdi ekonomi politik deyince bu nasıl sistem nasıl devam ediyor diye sormak lazım. Yani bu kadar düşük katma değerli ürünü üreterek nasıl geçiniyor çiftçi? Bir kere çiftçi çok amşam geçinmiyor. Yani onu hesaplamaya çalıştık çok da kolay olmadı ama aylık gelir net gelir herhalde 2000 lira civarında bir şey. Buradan elde ettiği olarak. Dolayısıyla bu geliri normal bir şekilde elde etmesi mümkün değil. Ucuz iş gücüne dayanmak zorunda. Bunların en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkinci olarak işçi orada ne yapıyor? İşçinin gelirine. Belki onu da değinmek lazım. Para yok ortada. Onu söylemekte fayda var. Elçi dediğimiz çok kritik bir aktör var. Bu elçi işçiyle işveren arasında aracılık yapıyor. Dayı başı da deniyor. Bu arkadaş işçileri getiriyorsa kişi başına bir para tahsil ediyor ya da alacaklı oluyor. İşçilere para vermiyor. İşçilere bilet veriyor. Şimdi orada para ortadan kalktığı zaman zaten ekonomi başka bir ekonomiye dönüşüyor. Geliyorsunuz her gün bir tane bilet alıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bir biletiniz var. Mantık ne, gideceksiniz yıl sonunda o biletleri vereceksiniz, karşında nakit alacaksınız ama o kadar basit değil. Siz para da harcıyorsunuz. Parayı nerede harcıyorsunuz? Markette. Markette hesaba yazdırıyorsunuz. Dolayısıyla onu da elçi, o zaman en basit olayı marketteki harcamalarınız düşüyor. Evet. O alacağınızdan. Başka ne oluyor? Elektrik var. Çok ciddi bir mesele. Evet. Elektriğinizi köylüden alıyorsunuz. O da borca yazıyor. Yani her ampul başına işte 50 lira gibi bir para hesaplıyorlar. Böyle çok inanılmaz rakamlar tuttuk. Ayda 250-300 lira elektrik parası borçlanıyorlar. Yine para. Evet. Borçlanıyorsunuz. Hastalansanız elçi sizi götürüyor, hastaneye götürüyor. Benzin parasını sizden alacaklı yazıyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman işte yıl sonunda sizin borçlarınız bu oluyor. Alacağınız oluyor ve duyduğumuz kadarıyla yani bir hanenin, 8 kişilik bir hanenin eve giderken yanına götürdüğü para 9 ay çalışmanın karşılığında 6-7 bin lira. Düşünürseniz yani geri kalanı bedavaya yaşıyor. Hani kağıt üzerine çok kârlı iş, 8 çocuk var, her bir 40 liradan 320 lira, 30 gün çalışıyorlar ayda 10 bin lira, 7 ay çalışıyorlar gibi bir para yok ortalıkta. Dolayısıyla bu mekanizma yani o kadar düşük katma değerli ürünün insanı doyurabilmesini sağlayan mekanizma işte bu. Karşılıklı sömürü. Yani işçiye verdiği paranın başka yerden sürekli tahsilatıyla geriye alınmasıyla bu sistem sürdürülebiliyor. Başka türlü sürdürülmez zaten. Ama hane sayısının artması belki yavaştan bu demografi de tartışmaya başlayalım. Biz aslında bir yandan da hane sayısının artması onlara ek gelir olma ihtimali. Yani ek gelir mi gözüküyor? Dolayısıyla yani bakın, bir kısır döngüde 40. İşte 1200 lira yazıyor ama 1200 lira 1200 lira değil. Tabii ki. Yani bir muzu 3 liradan alıyorlarmış bunu bize söyledikleri. Bir yumurtanın tanesini 1 liradan alıyorlarmış. Yani şöyle bir laf duyduk, çok can acıtıcı bir laf ki. Aha, elçi bana harçlık verdi, bu sayede şehre indim. Harçlık değil, o sizin kazandığınız para. Aslında. Şimdi bu ilişkilerden bunu çektiğiniz zaman başka bir ekonomiye dönüşüyor bu. Parasız bir ekonomiye dönüşüyor ve parasız ekonomi hepimiz kredi kartlarından biliyoruz. Sakıncalı bir ekonomi. Yani paranın ortadan o çıkması. O bir türlü çıkmanız mümkün olmuyor. Çok yani bu vesileyle belki biraz da araştırmanızın özelinde bir tartışabiliriz. Çalışma neyi odağına aldı ve ne gibi bulgular
Ya bizim var. Çalışmamızın en temel noktası aslında çocuklardı. Çünkü Bernard Van Leer Vakfı'nın desteklediği bir araştırma. Onlar da çocukların durumuyla ilgileniyorlar ve bizim de ekip olarak uzun zamandır uğraştığımız çocuğun iyi olma hali diye bir kavram çerçevesinde biz mevsimlik tarımda, Adana'daki mevsimlik tarımdaki çocukların durumu üzerine odaklandık ve 3 bölgede çalıştık. Burada detayları yansıttığı üzere Kadıköy, Karagöçer ve Tuzla. Burada hem anket hem de mülakatlar ve odak gruplar yaptık. Yapmaya çalıştığımız şey de çocukların durumunu detaylı olarak yansıtmaktı. Ama burası zaten öyle bir yer ki ailelerden bağımsız çocuklara bakabileceğimiz bir durum yok. Yani bu bir tüm ailenin içine girdiği bir süreç ve her birinin durumu birbirini etkiliyor. Yani çok bir iç içelik var. Çocukların evet. durumu ailenin durumundan ayıramıyoruz. Çalışma koşullarından, barınma koşullarından ayıramıyoruz. Ama yapmaya çalıştığımız şey, yani raporumuzda da yapmaya çalıştığımız şey oydu. Mümkün olduğu kadar detaylı bir biçimde sahanın bilgisini taşımak hem öykülerle hem sayılarla evet. ki sadece bizim için değil dediğim gibi bir ortak akla ihtiyacımız var. Bu konuda duyarlı olan herkesin üzerine çalışabileceği, düşünebileceği, farklı çözüm yolları geliştirebileceği bir evet. malzeme ortaya çıksın. Evet ve zaten çözüm önerileri çok kapsayıcı yani sivil evet. toplumdan belediyelere kadar, civardaki okullara kadar hepsi için çeşitli öneriler yani var. Yani şöyle biz bir takım öneriler geliştirdik ama bunların dediğim gibi bütün o paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve belki bizim evet. de yani bizim düşündüğümüz şeyi hatalı görebilirler, değiştirmek isteyebilirler. Ama asıl mevzu bunun masamızın üzerinde olması. Yani evet. bizim sahada özellikle çalışan arkadaşlarımızın ısrarla söylediği hani birçok işte STK geliyor ya da araştırmacılar geliyor ama ne değişiyor? Evet. Yani bizim önümüzdeki yıl için yani 2017 için hepimizin vicdanında şöyle bir şey var. Yani hakikaten bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Ama bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Ve bu değişikliğin bir dönemlik ya da 3 aylık değil, kalıcı olarak bazı şeylerin değişmesi, sürdürülebilir olarak biraz değişmesi evet. gerekiyor. O da gerçekten bir ortak, öncelikle ortak farkındalık, sonrasında da beraber düşünmeyi gerektiriyor. Evet. Peki çalışmalarınızda özellikle buradaki işçilerin, ya da orada yaşayan insanların demografisi hakkında nasıl bulguları vardır? Yani şimdi çok genç bir nüfustan bahsediyoruz. Belki şeyi koyabiliriz yani yansıtabiliriz evet, de o grafiğimizi, yapısı. Nüfus yapısı evet. grafiğini de. Orada görüleceği üzere aşağısı oldukça geniş. Yani kadın ve erkek nüfusunun dengesine baktığımızda çok büyük bir farklılık olmadığını ama genç nüfusun 0, çok yüksek olduğunu gördük. Arası. Evet, oldukça %60'ın üzerinde olması lazım. Evet. Bu önemli bir şey gösteriyor. Çünkü zaten bir demin de konuştuğunuz üzere bir hane halkında 6-7 çocuk olabiliyor. Ve 6-7 çocuğunda 10-11 yaş üzeri aslında aynı zamanda Adana özelinde sahada çalışıyor. Yani tarlada çalışıyor. Evet. O yüzden de burada şeyin farkında olmamız gerekiyor. Çok genç bir nüfus, ağırlıklı olarak çok genç bir nüfusun var olduğunu ve onların ihtiyaçları çerçevesinde de aslında bu kısır döngüyü kıracaksak evet, onlarla beraber kırmamız gerektiğini, özellikle genç kızların, genç erkeklerin bu işte bizim başlığa taşıdığımız bu ben kendim büyüdüm demiyorum cümlesi 15 yaşında evet. bir kızın cümlesiydi. Hemşire olmak istiyordu. Fakat işte tarlada çalışmaya başlıyor ve bizim mülakatı yapan arkadaşımız diyor ki yani büyüdüm diyorsun ben kendim büyüdüm demiyorum diyor. Bana büyüdüğümü söylüyorlar ve beni tarlada çalışmaya devam ediyorum. Aslında ben büyümek istemiyorum. Yani ben daha hemşire olmak istiyorum, okula devam etmek istiyorum. Bu bizim için önemli bir şey. Yani aslında çocukları erken büyütmeye çalışıyoruz. Bu koşullarda da bunu sadece anne babanın sorumluluğuymuş gibi ya da anne babaların işte bu çocukların emeğinden faydalanıyormuş gibi resmi koymakta bir hata var. Çünkü bu gerçekten bir ortak problem. Yani başlarken söylemeye çalıştığım oydu. Aileler ihtiyaç içindeler. Belli bir takım mekanizmalarla desteklemediğimiz durumda da bu emeğe ya da işte bu emeğin bu şekilde yemyeyle karşılık bulmasına ihtiyaçları var. Peki bu aileler barınmayla ilgili sorunları da nedir? Şimdi buradaki mevsimlik tarımın en önemli özelliklerinden biri tabii ki yaşanılan yerde bu emek alınmadığı için bir yerleşim yerine ihtiyaç oluyor ve çoğu zaman bu Adana özelinde çadır ya da işte sazdan ne diyelim evet. geçici kulübeler görüntülerde de olduğu evet, üzere evet, bu evet. bir çadırın içi evet. ve özellikle Tuzla bölgesinde yerlerde kum var. Yani sürekli bir toz, yağmur yağdığında gerçekten de çadırların ıslandığı vesaire bir durumla karşı karşıyayız. Barınma durumu tamamen çocuğun iyi olma hali, aslında tüm ailenin iyi olma halini çok etkiliyor. Çünkü ne yeterli hijyen var, ne de bebekler için ya da küçük çocuklar için, aslında hepimiz için yani bütün evet. insanlar için uygun barınma koşulları yok. Ve bu yani...
çalışma koşullarının olumsuzluğu üzerine barınma koşullarının olumsuzluğu da yan yana gelince Türkiye'nin hakikaten en kırılgan grubundan bahsediyor evet. oluyoruz. Evet, yani bunu tabii ki demin bahsettiğimiz gibi bu işin içerisinde elektrik, su ve işte her türlü işte hijyenle ilgili de sorunlar beraberinde de geliyor. Belki elektriği özellikle şey yapabiliriz, anlatabiliriz. Bu elektrik çok önemli. Biz beklentimiz şuydu, çadırda elektrik yok. Mum ışığında öyle bir şey yok. Çadırda elektrik var ama ne şartlarda elektrik var? Bir derme çatma kablo çekilmiş durumda. Hiçbir güvenliği olmayan, işte bu sazların arasından geçirilmiş. Evde televizyon falan var. Burada bir sorun yok. Yani baktığın zaman çamaşır makinesi var. Üçte birinde bütün bunları göze tuttuğunda elektrik girişiyor. Ama bu elektriği nereden alıyorlar? Tabii ki. Köyden alıyorlar ve fahiş bir fiyat veriyorlar. Gelirken de son derece güvensiz bir şekilde geliyor ve elektrik çarpması artık sıradan olaylardan oluyor. Şimdi kanalların yakınına kuruyorlar çadırları. Yerleri ve ilk yağmurda o kanallar taşıyor, çadırların içine giriyor, yukarıda elektrik var, çarpıyor. Sık sık biliyorsunuz biz oradayken oldu, elektrik kaçağından yangın çıkıyor. Evet. Bazen ölüyorlar, bazen ölmüyorlar. O kadar sıkışıklar ki, üst üste ki biri zaten itfaiyenin gelip söndürmesi mümkün değil, itfaiyenin gelebileceği bir yerde de değiller. Yani böyle bir felaketlere çok açık bir ortam şu ana kadar yaşanmamış olması. Su var dedik, su yok. Aslında suyu çeşmeden alıyorlar ya da kuyudan alıyorlar. Hiçbir şekilde hijyenik bir durum yok. Hani köyün hemen yanında oluyor. O çok sayıda farklı hastalığa yol açabiliyor. Bazen kanaletten alıyorlar, kanaldan alıyorlar. O da sorun yaratıyor. Tarlada çalışırken mesela yemekleri yanlarında götürüyorlar. Tarlada gün saat 6'da başlıyor. İşte bir mola veriyorlar güneş çok tepeye gittiğinde. Orada kendi ekmeklerini yiyorlar ama su. Tarla sahibi su getiriyor. Nasıl su getiriyor? Bir tane tanker düşünün. 3 gündür su onun içinde. Tankerin içi nasıl bilmiyoruz. O suyu alıyorlar. Evet. İçine buz atsalar ne kadar iyi olur. Yani şey soruyoruz. Ne hayal ederdiniz? Ya suyun içinde buz olsa ne güzel olur diyor. Yani öyle bir ortamda. Hiçbir açıdan hijyenik bir durum yok. Hep vurguladığımız bir şey. Bebeklerin oranı %30. Evet. Öyle bir yoğun var. Çamaşır makinesi olanlar oranı bunun çok da altında. O zaman şunu düşünüyorsun, bu çocuğun bebeğin hijyeni nasıl sağlanıyor? Evet. Bebek hastalıkları çok yaygınlaşabiliyor. Dolayısıyla orada hani kent yoksulluğundan daha farklı bir yoksullukla karşı karşıyayız. Kent yoksulluğu nedir? Elektriği vardır bir şekilde. Parasını ödemez, kapanır. Evet. Ama bununki farklı. Elektrik var ama elektrik bu. Su var ama su bu. Evet. Diğer işte sivrisinektir, yılandır, bildiğiniz bütün meseleler var. Bunun üzerinde işte çocuk oynadığı zaman kanalda karanette oynuyor, ölüyor. Sosyal güvence olarak ne diyebiliriz peki? Sosyal güvence yok. Zaten şöyle bir şey var. Hani devletin yok saydığı bir segment bu. Sayı açısından da bakıldığı zaman sosyal güvencesi olanların oranı parmakla. Yani sosyal güvencesi belli. Herkes yeşil kartla. Eski sistemli GSS ile. Evet. Yani kendini bir şekilde kaydet. Herkes kayıtla, onda bir sorun yok. Ama GSS ile, yani bir prim ödeyip karşılığında almıyor. Evet. Gelir beyanı edemediği için, geliri olmadığı için yazılı bir gelir. Evet. Bu oluyor. Bunu sosyal sisteme getirdikçe geçtim. Sosyal yardıma erişim sadece %13 ile eğitim yardımı oldu bildiğimiz şartlı nakit yardımından dolayı erişilen aidi etmiştirdir. Yani çok büyük bir para değildir. Çok net dışarıda kalmış durumdalar. Evet. Hastaneye erişebiliyorlar. Yani gittikleri zaman kapı yüzlerine kapanmıyor. Evet. Ama zaten bahsettiğimiz yerlerde sağlık ocaklarının kalitesi çok alçak olmadığından ne yapacak? Orada gidemiyor. Özel hastaneye gidecek nakiti, parası yok. O yüzden de çok şart olmadıkça gitmiyor. Şart olmadıkça gitmiyordu da ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Tarlada düşük. O kadar çok öykü dinledik ki. Evet. Burada bakıyorsunuz tarlada doğuranların oranı gayet belki yüksek. Onu da evet. Doğum sırasında kaybettiği çocuk olanların oranı 1/4. Çocuğunu hastanenin dışında doğuranların %55. Hani burada gençler de öyle doğuruyor tarlada. Evet. Kısıyorsa öyle hastalandım, baktım hamileymişim, düşük yaptım. Yani bu kadar kontrol dışı bir sistemden bahsediyoruz. Devletin görmek istemediği. Evet. Yani gelsinler ve gitsinler diye baktığı bir nüfustan bahsediyoruz. Çok insan olarak baktığınızda çoklar. Aha. Ama şimdi 3 milyonun nüfusunun içerisinde yoklar. Evet.
O zaman arkanızı dönüp rahatlıkla gittikleri zaman düşünürüzü düşünebiliyoruz. Bir de yani sırf o bölgeye değil, anladığım kadarıyla Türkiye'nin her yerinde farklı mahsuller ekseninde. Tabii dolaşanları var. Çok fazla var. İşte bununla ilgili hani romantize de edilebilir. Ne güzel pastoral bir hayat içerisinde şuradan şöyle, öyle bir şey yok. Burada şey geçiyorlar, bildiğim kadarıyla Konya'ya geçiyorlar. Konya'da ekim var, Afyon'da ekim var. Oradan yukarıya çıkıyorlar, Düzce'de fındık var. Fındık. En yaygın ama şimdi fındıkla ben bunu aynı yere koymayı çok doğru bulmuyorum. Fındık regüle bir piyasa. Evet. Fındığın satın alıcısı belli. 3-4 tane satın alıcısı var bunların. Dolayısıyla fındığı satın alan insan iyi pratikler çerçevesine karşı ben burada çocuk görmek istemiyorum diyebilir. Evet. Bunu kimse göze alamaz. Evet. Ama domates salatalık. Yani evet. Burada öyle bir otorite mümkün değil gelip insana yapsın. Yani ben hani fındık daha iyisi diyeyim ben size. Bunların durumunu gözünüzde canlandırmak. Evet. Aslında fındık öyküsü şöyle ilginç bir öykü. Çünkü fındıkta da daha iyisi durumu yoktu. Fakat süreçte biz göç merkezi olarak epey bir zamandır mevsimlik işçi göçünde çalışanlar, yani bu konuyu çalışan STK'lar, akademisyenlerle beraber bir ağ yürütmeye çalışıyoruz, NIGA diye. Burada hep süreci aslında beraber takip ettik. Burada tabii fındık ve çikolata çok ilişkili. Evet. Çikolata firmalarının ciddi bir baskısı fındık alımı üzerinde oluyor ve bunun sonucunda da, ki bu kendi içimizde de başka tartışmalara yol açtı farklı şekillerde, ilginç bir süreç aslında o incelemek açısından. Fındıkta çocuk emeğinin olmaması gibi bir cümle aslında artık söylenir hale geldi, evet. Yaygınlaşır hale geldi. Bu oluyor anlamına gelmiyor. Hı. Ya da şimdi şeyi de belki netleştirmemiz gerekiyor. Özellikle çocuk alanında çalışanlar açısından net olan bir şey ama kamuoyunda herkes bunu böyle bilmiyor. Şimdi 15 yaş altı aslında çocukların çalışması kesinlikle yasak. Evet. Fakat bu şekilde her zaman algılanmıyor. 15-18 aralığında da ancak belli koşullarda çalışabilirler ki çocukların emeği özellikle mevsimlik tarım en kötü biçimde çocuk işçiliğine girdiği için, en kötü biçimde çalışmaya girdiği için orada da çalışmaları yasak. Evet. Fakat bizim Adana'da gördüğümüz böyle bir yasağın zaten görülmediği, burada çok ilginç bir çelişki var. Ben onun da altını çizmek isterim. Farklı farklı gruplarla konuştuk biz bunu, tartışıyoruz ve dediğim gibi yani burada da sizlerle beraber bu konuyu konuşmamızın sebebi bu hepimizin derdi olmalı. Evet. Hepimiz elimizden geldiğince taşın altına elimizi koymalıyız bir şeyler yapmaya evet. dair. Burada farklı gruplarda hep şöyle bir şey söylendi. Özellikle barınmadan yola çıkarak illegal, yasal olmayan bir durum var. Ve o yüzden o barınma koşullarına yapılacak her iyileştirme illegal durumu yasal hale getirmektir, legalleştirmektir cümlesini çok duyduk. Tam da benim orada söylemeye çalıştığım, ekip olarak hep vurgulamaya çalıştığımız ama çocuk emeği de yasak. Evet. Yani çocuk emeğinin de yasa dışı olduğu bir durum var ve çok yaygın olarak biz bunu görüyoruz. Burada ne yapabiliriz ki biz var olan ihtiyaçları doğru tespit ederek bu durumu değiştirebiliriz? Bu doğru tespit çok önemli çünkü özellikle Emre'nin vurguladığı şartlı nakit transferinde gördüğümüz üzere siz 70 liraya bir çocuğa destek veriyorsunuz aileye okula devam etmesi için. Evet. Ama çalışma koşullarına baktığınızda neredeyse 2 günlük yevmiye parası o. Evet. Yani 40 çarpı 2'den çünkü ortalama 40'tı bizim bu sene Adana. 40 çarpı 2'den 80 lirayı o çocuğu tarlada evet. çalışarak bir şekilde alıyor. Tabii ki böyle bir düz mantıkla bir matematikle işlemiyor hayat. Evet. Onun çok farkındayız. Ama bir şekilde bu aileleri desteklemek için şartlı nakit transferinin işleyiş biçimini hem destek miktarı açısından hem de öğretmenlerimizin özellikle vurguladığı gibi okula devamlılığın gerçekten sağlandığını takip ederek, yoğun bir takiple bu bölgenin ihtiyaçlarını da anlayarak kurgulamak gerekiyor. Sahanın bize anlattığı, yani saha çalışmaların bence kıymeti her zaman buradan geliyor. Farklı farklı mekanizmalar işliyor çünkü. Yani Urfa'dan geldiği zaman, yoğunlukla Urfa'dan geliyor. Bu sefer Şırnaklı aileler de vardı. Ve tabii şey de söylemek lazım, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla yaptık bu çalışmayı. Evet. Ama Adana'da yoğun biçimde Suriyeliler de vardı. Ve kalkınma atölyesi de aynı zamanda Adana'da Suriyelilerle, mevsimlik tarımdaki Suriyelilerle çalışmıştı. Öyküleri birleştirmek adına. Ve bizim çok net gördüğümüz bir şey, okulları kaydolmuş ve okula devam etme noktasında da çocukların eğitimden kopabildiği. Yani aile geldi ve çocukların bir kısmı okula devam ediyor ama okul onları içinde tutacak cazibeye de sahip değil. Verimlilik anlamında çocukları okulda olmayı isteyecekleri bir ortamı da çok yaratamıyor. Okullar da buna hazır değil, öğretmenler de hazır değil. Öğretmenlerin bir kısmı ki biz bunu da çok önemli bir çözüm açısından önemli görüyoruz.
Öğretmenlerimizi de aslında bir biçimde olayın, durumun ne boyutta olduğunu anlatmamız gerekiyor. Onlar da bazıları çok yeni mezun ve birden böyle bir gerçekliğin içine düşüyorlar. Evet. Nasıl mekanizmalarla, nelerle destek olabilirler emin olamıyorlar. Ki bahsettiğimiz barınma koşulları bir çocuğun okuldan çıkıp dersini yapacak, çalışacak, evet, aktif olarak katılacağı bir şey değil. Bizim bir sürü çalışmamızda ve bu çalışmada da gördüğümüz bir şey var. Çocuklar okulda başarısız olunca okula devam etmek zaten çok istemiyorlar. Yani hepimiz gibi aslında, evet, hepimiz başarıdan, evet, motive oluyoruz. Şimdi böyle bir durum, böyle bir gerçeklik de olduğu için çocukların okulda başarılarını arttıracak farklı mekanizmalar kurarak onların okula devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Burada olayın çok boyutlu dediğimiz şey de bu. Yani sadece işte tarlaların denetlenmesini sağlamak ve çocuk emeğini oradan çekmek değil. Evet, bu da olmalı. Ama çocuk emeğini çektiğimiz zaman aileleri mutlaka destekleyecek bir sistem yaratmamız gerekiyor. Onları okula kaydırdığımızda da okulda öğretmenleri ve çocukların verimliliğini, işte okulun ortamında mutlu olmalarını sağlayacak başka meslek mekanizmalarını da kurmamız gerekiyor. Evet. Anladığım kadarıyla zaten neredeyse ayağa kalktıktan sonra bir çocuk iş gücüne katılıyor ve olgun bir birey olarak alınıyor. Ama bir yandan dediğiniz gibi ben kendim benim demiyorum. Yani hayalleri olan çocuklar bunlar. Peki kız ve çocuk, erkek çocuk ayrımını görebildiniz mi? Öyle bir... Maalesef öyle bir toplumsal cinsiyet farkı çok erken yaşta başlıyor. Çünkü bir kere zaten tarlaya gitmeyen kız çocukları 10 yaş altı, 11 yaş altında kardeş bakımına çok erken başlıyorlar. Daha çarpıcı olan bir şey belki grafiklerimizde de göreceğiniz üzere 11-12 yaş itibariyle hem erkek hem kız çocuk tarlada çalışıyor ama kız çocukları döndüklerinde temizlik, yemek yapma, bakım, evet, yükünün de altında. Yani o, hani bizim literatürde söylediğimiz o çifte mesai kız, evet, çocukları için çok, çok erken bir yaşta başlıyor ve yine de hani bu okula devamlılıkta da eğer başarılı bir erkek çocuk varsa ailede, hı, onun okula devam etme ihtimali kız çocuktan çok daha fazla. Bu bizim açımızdan önemli bir şey. Yani o toplumsal cinsiyet rollerinin bu kadar erken belirlenmesi. Bir de şeyi söylediler, bence o da çok önemli. Diyelim ki Urfa'da yine kız çocuklar daha farklı bir yaşam alanları olabiliyor. Ama çadır ortamının, evet, o çaresizliği, çıkamamışlığı, hapsolmuşluğu kız çocukları daha da boğuyor. Çünkü işte erkek çocukları beraber belki çevredeki bir kahveye gidebiliyorlar, bir yürüyüş yapabiliyorlar. Ama kız çocukları gene o toplumsal roller çerçevesinde çok erken yaşta büyüdükleri ve o büyük, evet, rollere girmeleri gerekiyor. Peki bu bulgulardan hareketle çok basitçe sisteme yapılabilecek müdahaleler ve iyileştirmeler ne olabilir? Yani nasıl önerilerle karşılaştınız bu? Orada Pınar'ın söylediği bir şey abidir. Yasak olan bir durum var. Tarlada çocuk olmayacak. Bunu akla tutmakta fayda var ama şimdi şu nüansa açmakta fayda var. Tarlada çocuk nasıl geliyor? Şimdi 15 yaş üstünden bahsetmiyorum ama 12-15'ten bahsederken zaten o çocuk tarla sahibinin görmek istediği bir çocuk değil tarlada. 12-15 yaşında çünkü o randımana bakıyor, orada bir performans, evet, yok. Ne oluyor? 12 yaşındaki çocuğu geliyor çocuk. Geldiği zaman da o parayı veriyor. Niye geliyor çocuk? Onu düşünmek lazım. Bir erkek çocuksa bu çok önemli. Çünkü cinsiyet farklı derken o çok önemli çıkıyor. Erkek çocuk o kazandığı paranın bir kısmına erişebiliyor. Yani 3 kuruş, 5 kuruş bir cep harçlığı edinebiliyor. Kız çocukta o da yok. Onu kenara çekme, o tamamen el konulan bir artı değer. Yani burada bir itme faktörü biraz aileden geliyor. Çocuğu tarlaya sürme var. Tarlaya sürü itme faktörlerden bir tanesi tarlaya gelmese ne yapacak? Çadır yerinden bahsettim. Yani çadır, evet, yeri böyle çok huzurlu, çok keyifli, gölge altında olacak bir yer değil. Kötü bir yer. Ben ve o yüzden de çadır yerinden gidiyor. Ben onu bir şey eklemek istiyorum. Yani çadır yerlerinin durumu gerçekten çok önemli. Özellikle Adana gibi bir yerden bahsediyoruz. Yaz sıcağından bahsediyoruz. Evet. Yani çocukların bir kısmı zaten ailenin bütünüyle beraber o üretimin, tarlanın içinde olmayı çadır yerinde kalmaya tercih ediyorlar. Yani çadır yerlerinde kalan işte 10 yaş altı, 11 yaş altı çocukların durumu içinde çok acil şeyler düşünmemiz gerekiyor, evet, diye bir paranteze gireyim. Evet. Orada zaten şimdi çadır yeri kalınacak bir yer değil. Evet. Kız çocuğu kalsa 12-13 yaşında kız çocuğu ciddi bir kardeş bakım. Yani şimdi kızın perspektifinden bakın, erkeğin perspektifinden bakın. Kardeş bakımı yerine tarlada çalışmak, biraz o yetişkin dünyasının parçası olmak, hepimizin bildiği, işe dahil olmak, belki de ufacık bir harçlık kazanmak çok cazip geliyor. Evet. Neresi cazip? Okul cazip. İşte Pınar'ın bahsettiği mesele geliyor. Çocukların kendilerini en mutlu hissettikleri yer okul. Dolayısıyla çadırda olmasınlar, çadır yerinde olmasınlar, tarlada da olmasınlar, okulda olsanlar o zaman onları okula çekecek, evet, bir ortam yaratmak gerekiyor. Okulların durumu da perişan. Yani bunu açıkça söylemekte fayda var. Yani
Türkiye'de hem böyle okulların durumu kötü dediğimizde akla gelen yerler Diyarbakır, Şırnak, Batman ise buralarda da iyi durumda değil. Bir anlatmakta fayda var. Hevesli bir beden eğitimi öğretmeni bir spor salonu boyamış. Survivor diyor kendisi. Survivor tarzı oyunlar kurmuş. Çocuklar bayılıyorlarmış. Ve gerçekten yani gelip orada var olmayı istiyorlar. O zaman ne ihtiyacımız var? Bir, iyi bir ortama ihtiyacımız var. Hak ettikleri gibi bir ortama ihtiyacımız var. İki, hevesli öğretmenlere ihtiyaç var. Öğretmenin motivasyonu o yüzden önemli. Ve bir de ben hani şunu altını çizmekte fayda var. Kız çocuklar anneleri gibi olmak istemiyorlar. Kız çocukların hiçbiri ben 8 çocuk yapacağım, burada yaşayacağım değil. Herhangi bir başka bir yerde olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu da belki de biraz fırsat alanı. Yani o çocuklardaki o talep karşılık bulursa, bir fırsat alanı açılabilirse düzen devam etmeyebilir. Yani ona bir mahkum olmayabilirler. Dolayısıyla benim baktığım yerden okul çok önemli, öğretmenler çok önemli ve o genç kızlara yatırım yapmak, çünkü o heves var onlarda, onun karşılığını vermek çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Siz buna eklemek istediğiniz şey var. Yani sağlık bizim çok önemli bulduğumuz ve altını çizdiğimiz alanlardan bir tanesiydi. Onu ekleyebilirim belki. Çünkü yani doğumdan başlayarak hani çocuklar aslında annelerinin karnında, tarlada bir biçimde var oluyorlar. Ve yani şeyin farkında olmak gerekiyor. Hani bebeklik itibariyle özellikle aslında ilk 3 yıl, ilk 2 yıl alınmış her tür gıdanın, yaşam koşulunun çocukların hem gelişmelerini yani fiziksel anlamda hem de zihinsel anlamda gelişmelerini etkiliyor. Şimdi öyle bir şey ki eşit şartlarda başlamadıkları bir dünya, eşit şartlarda doğmadıkları bir dünya. Bu biliyoruz, belki dünyanın hani gerçeği gibi yaşıyoruz. Ama burada gerçekten öyle somut, bizim de şahit olduğumuz işte çadırda bebekler gördük ki 2017'nin Türkiye'sinde bu kadar ne diyelim gelişmekte olan ya da gelişmeyi belli oranlarda başarmış bir ülkede görmememiz gereken durumlar bunlar. Ama bunları şu an için görmek gerekiyor. Yani size de teşekkür ediyorum. Görünür kılmak gerekiyor. Evet, evet. Ve bunu da hani bir tek bizler değil, hepimizin bunu sorumluluk olarak tanımlaması gerekiyor. Yani böyle bir durum varsa Türkiye'de biz bunu önlemeliyiz. Evet. Önlemek için de yapılacak şeylerden bir tanesi, öncelikli şeylerden bir tanesi sağlık alanı. Çünkü hem anne sağlığı, hem çocuk sağlığı, hem bebek sağlığı, işte aşı eksiklerinin tamamlanması. Ama demin Emre'nin kısaca anlattığı gibi asıl sorun şu. Sağlık ancak gerçekten çok ciddi bir sağlıksızlık durumunda sağlığa erişim oluyor. Yani halbuki acil. Sağlık bu şekilde işlememeli. Yani çocukların düzenli tedavilerinin olması, çok erken noktada bakıma ihtiyacı oluyor yetişkinlerin. Çünkü çalışma koşulları normal değil. Günde 11 saatten daha fazla çalışılan bir koşuldan bahsediyoruz. Çok ağır şartlarda nefes aldıkları tarım ilaçlarından tutun da işte bel ağrılarına, sırt ağrılarına çok erken noktada bakım ihtiyacı olunca bir ailede, bu sadece mevsimlik tarım için değil, bizim bütün diğer yaptığımız çalışmalarda da ailede bir tek kişi bile ciddi bir bakım ihtiyacı olsun, o bütün ailenin iyi olma halini etkiliyor. O yüzden de sağlık ayağında çok önemli müdahalelere ihtiyaç var. Bu bizim öncelediğimiz şeylerden biri. İkincisi eğitim diye konuştuğumuz şey. Üçüncüsü ama aslında belki bütün bunları içine alacak bir şey. Ya bunun dert edilmesi gerekiyor. Evet. Yani bunun Türkiye'mizde bir sorun olarak var olduğunu ve hep beraber bu alanda herkesin, yani sadece kamu görevlilerin değil, yetkililerin değil, aynı zamanda toplumun da bundan rahatsız olması gerekiyor. Çünkü Adana'da da biz bunu sunduğumuzda Adana'lı olan bazı arkadaşlarımız da yani aslında o yoldan geçip giderken belki gördükleri ama kanıksadıkları bir şeyin detaylarını öğrendiler. Şu an bizim çalışmamız Adana olduğu için biz bu kadar detaylı Adana'yı anlatıyoruz ama Adana'nın dışında başka yerlerde de şu an mevsimlik tarım, bir de yani dönem olarak bakarsak işte 1 Mayıs, Mayıs itibariyle oldukça da yoğunlaşan bir biçimde mevsimlik tarım görüyoruz. Burada farklı ön yargılar, iç içe geçmiş, yani yoksullukla iç içe geçmiş başka tür dışlanmalar da söz konusu. Toplumun o yüzden bunu dert edinmesi o anlamda önemli. Yani uygulanacak her tür projenin biz aslında bu kaynaşmaya da katkısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bazen bir öğretmenimizin söylediği gibi maalesef sınıfın içinde bile çocuklar birbirlerine farklı türde ayrımcılıklar uygulayabiliyor. Ve o da tabii ki farklılaşmaya, olaya çözüm anlamında yeni bir şeyler üretmeyi zorlaştırıyor. Evet, yani
programın üzerinde birkaç kere tekrarlamak şansımız oldu, görünür kılma. Evet. Aslında bakıldığı zaman mesela bu Suriyeli göçmen sorunu daha görünür kılındığından beri aslında onların yaşam şartlarına dair belki iyileştirme var ama bunu o kadar görmezden geliyoruz, evet, ki ya sadece şey işte mevsimlik işçi taşıyan kamyon çarp, evet, devrildi, hı-hı, ve işte bilmem kaç ölü, sadece duyduğumuz haberler bunlar. Evet. Aslında cidden toplumsal bir uyanış ve bu sorunun farkındalık yani aslında belki başlangıç. Yani şey de çok önemli, yani sonuçta hepimiz ya da çoğumuz diyelim işte sabah kahvaltısında ya da yemeklerimizde bir domates geliyor, evet, bir salatalık geliyor, bir biber geliyor ve bunun bir yolculuğu var. Evet. Hani bu yolculuğun sağlıklı bir biçimde olmuş olması, gerçekten insan onuruna, evet, yaraşır bir biçimde orada toplanıyor olması aslında hepimizin sorumluluğu. Evet. Bunu belki bu şekilde kurgulamak önemli. Yani hepimiz buradaki, eğer bir tür sömürüden bahsediyorsak ki bahsedebileceğimiz en somut gerçeklerden bir tanesi diye düşünüyorum. O zaman o domatesin nereden geldiği ve nasıl geldiği, bunun gerisinde ne olduğunu bilmeye dair soru sormaya ihtiyacımız var. Evet. Ve bu alanda da dediğim gibi tek bir kişinin ya da tek bir kurumun çözebileceği bir şey değil, beraberce çalışarak çözebileceğimiz bir şey. Bizim çalışmamız şu an öncelikle çocuklara odaklanmıştı ama çocuklar sadece çocuklar olarak değil, aileleriyle beraber bu sürecin içindeler. Evet. Emre Bey, sizden de son bir söz almak isterim. Hı. Mesela belki bu çalışmanın sonraki adımı olacak mı, ona, evet, dair bir şey diyorum. İstiyoruz, o verilmiş bir söz gibi şey, çünkü geldiler, sordular, gittiler. Hı. Bir daha görmedik diyorlar. Bu çok ciddi bir sorun. Biz olabildiğince araştırma sürecinde bir çözüm üretmemeye çalışıyoruz. Çünkü orada araştırmak için oradayız. Hı, ama şu anda bulgular burada, elimizden geleni de yapmak zorundayız. Geçen sene sanırım ya da ondan önceki sene bir meclis komisyonu çok etkin bir çalışma yaptı. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani gidip rapora baktığın zaman sorunu 360 derece tasvir eden, anlatan, çözüm önerileri hakkında fikir veren bir siyasi irade var. Bunu kabul etmekte fayda var. Yani kimse bunu kenara atmış durumda değil. Ama Türkiye'de çoğunlukla olduğu gibi kanunlar ve siyasi irade uygulamanın önünde. Evet. Yani bunun mikroda geldiği zaman uygulayacak bir kaymakam için, bir milli eğitim müdürü için vesaire vesaire için öncelikli sorunlardan bir tanesi değil bu. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani kimse önüm tıkanıyor diyemiyor. Ön açık bir şey, evet, yapmak isterse. Şeye kadar Pınar'ın bahsettiği yazılı gezici sağlık hizmeti verilecek yazıyor. Parası nereden gelecek yazıyor. Bunların hepsi tasarlanmış. Ama dediğim gibi kişilerin önceliği değil. Yani oradaki çocuk, görmediği çocuk kimsenin çocuğu değil. Bunun altını çizmekte fayda var. Evet. Görürse o sorun edinecek kendisine. Görünürlük işte bizim aksiyon alanlarımızdan biri. Bu görünür sağlamak, işte siz olanak sağladınız. Bu kitap o açıdan çok önemli. Evet. Yani ilk defa bu kadar dokümante ediliyor, bir araya geliyor ve şunu fark ediyorsunuz. Yakın çevreniz bile böyle olduğunu bilmiyordum, evet, diyor. Bu ilk aşamamız o. Ondan sonra sanıyorum sorunun sürekli olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü çok kolay unutuyoruz. Evet. Unutmak dünyanın en kolay işi. Bunu da kolayca unutabiliyoruz. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür bu ederiz. Önemli günde bu önemli programın altını çizmek bizim için çok iyi oldu. Çok değerliydi. Çok teşekkürler katkılarınız için. Teşekkürler. Biz aydan sürenin sonuna geldik. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. İstanbul Hepimizin girişim olarak hazırladığımız Şehir Hepimizin program serisi haftaya farklı konu ve konuklarla devam edecek. Eğer bu hafta bize ulaşmak isterseniz sosyal medya adreslerimiz olan İstepimizin adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.